Ucuza ve güvenilir FIFA coin satın almak istiyorsanız aşağıdaki linkten alabilirsiniz arkadaşlar. İndirim kodunuz büyük harflerle OGX'e. Bütün detaylar aşağıda. Tekrar tekrar söylüyorum. Bu oyuna kesinlikle para yatırmanıza değmez. Ancak alacaksanız bu siteden alabilirsiniz. Cümleten selamünaleyküm kardeşlerim. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir videoyla daha birlikteyim arkadaşlar. Evet, sonunda güzel bir haber oldu bizim için. Bunu arkadaşlar bugün videoda bunu konuşacağız. Aynı zamanda bir tane coin satma taktiği paylaşıyorum daha doğrusu Twitter'da sürekli. Onun hakkında konuşacağız. Güzel bir video olacak. Sohbet kıvamına geçecek. Bilgi içerikli bir video olacak arkadaşlar. Bunu baştan söyleyeyim. Öncelikle dün direkt Santra'dan nasıl gol atılır videosu çektim. Bunu izlemeyi unutmayın. Pazar günü Teh Avion yani yağlama taktiği dediğimiz Fransız komünitesinde çok ünlü olan bir coin kasma taktiğini sizlerle birlikte paylaştım. Bugün de arkadaşlar 3. videoya devam ediyoruz. Görmüş olduğunuz gibi iş güç demeden arkadaşlar sizleri videoya boğmaya çalışıyorum. Eğer eğleniyorsanız, bir şeyler öğreniyorsanız ne mutlu bana. Zamanınız güzel geçiyorsa benim için en hoş, en tatlı yorum olur arkadaşlar. Bir yorum bırakmayı unutmayın. Herkes bir yorumunu yazsın bakalım bu olayla ilgili. Herkese bir tane kalbimizde bırakalım. Aynı zamanda yeniseniz de abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Arkadaşlar önceki Twitter adresimi takip edin. @ogx_ Twitter adresimi mutlaka takip etmenizi size tavsiye ederim. Genelde buradan hızlıca paylaşabiliyorum. Çünkü Facebook'ta arkadaşlar maalesef Messenger'dan cevap veremiyorum abi. Çünkü o kadar mesaj geliyor ki artık telefon tırın tırın titremekten artık Messenger açılmıyor. Dolayısıyla bana ulaşmak isteyen arkadaşlar @ogx_ Twitter adresinden beni takip etmeyi unutmasınlar. Şimdi bugünkü olay arkadaşlar FIFA Points'in Belgium, yani Belçika'daki FIFA Points vakası diye bir vaka bugün açığa çıktı. Biliyorsunuz ki geçen sene yine ben paylaşmıştım. Demişim ya arkadaşlar önümüzdeki sene paketlerde paket şanslı olayı gelecek. Sebebi ise Belçika başta olmak üzere Belçika, Hollanda, Almanya gibi ülkelerin bu loot box yani şans kutusu dediğimiz olaya kumar niyetine bakması ve halkının gençlerini özellikle bu gençlerini bu durumdan koruması yani boş boşuna bir şeye para vermesini engellemesi. Bu konuyla ilgili bir davaları vardı. Biliyorsunuz ki EA Sports ondan sonra direktman paketlerin yüzdesine belirtme işlemine gitti. Ancak EA Sports paketlerin yüzdesini belirtme işleminde yine bir kaçak yaptı. Kaçakları ise neydi? Küçüktür %1, milyonda bir mi, katrilyonda bir mi, kaçta bir? Yani bunu söylemedi. Küçüktür %1 çok absürt bir olay. Mesela Once Watch çıkma olasılığı küçüktür %1 diyor. Ronaldo da Once Watch, Higuain'de Nainggolan'da Once Watch ya da ne bileyim Golovin'de Once Watch. Hangisinin çıkma olasılığı bu? İşte buradaki uyuşmazlık kumardan bile beter bir şey arkadaşlar. Sonuçta bir hani iddia oynarsınız değil mi? İddia oynarsınız, maç oynarsınız. Maçın sonucu ne biter? Yani o kazanır, bu kazanır. Hani bellidir yani, anladınız mı? Hani ne olduğunu görürsün yani. Tam tutmazsa da ne olduğunu görürsün. Mesela kumar oynarsın. Diyelim kart gelmez. Dersin kart gelmedi, battım. Ama FIFA'da öyle değil yani. FIFA'da paketi açıyorsun. Ben hangi şansa, hangi şans aralığına tekabül geldim belli değil. Once Watch çıktı, hangi şans aralığına geldim belli değil. Ya da hani küçüktür %1 çok absürt bir olay arkadaşlar. Çünkü yani küçüktür %1 zaten %1 çok düşük bir rakam. Hani ondan da küçük yani milyonda bir mi, katrilyonda bir mi? Buradaki uyuşmazlık FIFA ve Belçika hükümeti arasındaki arkadaşlar bu çalkantılı olayı getirdi. Bugün zaten Twitter'da falan da bu bayağı konuşuldu arkadaşlar. Buradaki en komik şey adamlar bu yazıda zaten bunun linkini aşağıya bırakacağım. Diyor ki oyundaki her şey zaten oynayarak erişilebiliyor. İşte biz zaten sizlere yani para olayını zaten bizim tek ilk hedefimiz değil. Biz kullanıcılarımızın sürekli oyundan heyecan duymasını, sürekli oyunu sevmesini, eğlenmesini sağlamak istiyoruz diyor. Her şeye erişebiliyorlar zaten falan diyor. Şimdi birinci olarak bir insan para vermiyorsa ve belirli bir zamanı yoksa, özellikle çalışıyorsa hiçbir şekilde FIFA'da iyi bir kadro kuramaz arkadaşlar. Bunu bir kere açık ve net hale getirelim. Yani buradaki FIFA'nın yazmış olduğu şey hani böyle saf ayağını yatıp hani böyle acındırma gibi hissiyata böyle bürünmüşler kendilerini. Halbuki öyle bir durum yok. Şimdi buradaki olay şu. Geçen sene ilk Belçika başlamıştı. Hollanda ve Almanya destek çıkmıştı. Belçika, Hollanda ama üçlü gelmişti ki Almanya FIFA komünitesi professional diyorum. Ben bu aralar bayağı IELTS'e çalışıyorum da biraz İngilizce bir kaydı bende, kusura bakmayın. Çoğu şey İngilizce söylüyorum. Profesyonel FIFA oyuncuları genelde Almanya'dan çıkıyor. Neden? Serverler orada bir. İkincisi bir de Almanya'da çok fazla FIFA oyuncusu var. Ha, inanılmaz bir kitleleri var. Dolayısıyla sevgili dostlar Almanya gibi güçlü bir community yani güçlü bir topluluğu hiçbir zaman EA arkasına almak istemeyecektir. Şimdi burada Belçika'dan sonra Hollanda ve Almanya'da aynı şekilde bu olaya destek verecektir diye tahmin ediyorum. Çünkü geçen sene de öyle yapmışlardı. Ve eğer ki öyle bir şey olursa ne olacak? Eğer ki öyle bir şey olursa
eSports pakette o küçüktür %1 yerine milyonda bir, bilmem kaçta bir gibi oranlar yazmak zorunda kalacak arkadaşlar. Çünkü Almanya marketini kaybetmek demek neredeyse gelirlerinin %20'sine tekabül eden bir yeri kaybetmek demek olacak. Bu gerçekten çok büyük bir değer. Ve eSports'un arkadaşlar açıklanan değerlere göre bütün kazancı, bakın hani FIFA 19 değil mi, CD'li satma var, dijital satma var. Yani hepsi bir gelirdir bunun. Genel bir gelir tablosu üzerinden %67'lik gelirinin oyun içi dijital satış, yani dediğimiz yani FIFA Points alımından sağladığını resmi olarak zaten bakabilirsiniz size Google'dan. %67'si 3 bilyon euro arkadaşlar. 3 bilyon euro geliri var FIFA 19'un ve %67'si sadece FIFA Points'ten arkadaşlar. İnanılmaz bir rakam bu. Yani hani insan %33'ünü sadece oyunlardan kazanacak. Kutulu oyun satışı, dijital oyun satışı. %67'si tamamen FIFA Points. Bu inanılmaz bir rakam. Ki zaten şöyle düşünün, yani basit bir hesap yaparsak 50-60 dolar Amerika'da biliyorsunuz normal 60 dolar. Her oyun 60 dolar oluyor. 12 bin FIFA Points 100 dolar. Neredeyse oyunun 2 katı gibi bir rakam. Dolayısıyla buradaki bir adaletsizlik de var. eSports burada iki şeye gidebilir. Ya bir paket şansına o milyonda bir mi, katrilyonda bir mi, kaçta bir olduğunu yazmak zorunda. 2 FIFA Points'te indirime gitme. Bence FIFA Points'te indirime gitmeyecekler. Yine katrilyonda milyonda bir şeklinde bir yazım getirecekler. Tabii ki bu da işine gelmeyecek kesinlikle Almanların veya şeylerin. Çünkü onlar tamamen bu loot box olayının pahalılığından, yani özellikle gençlerin buna bütün parasını yatırması olayından rahatsız oluyorlar. Çünkü bu bir kumardan da beter bir şey. eSports'un aslında onların istedikleri şey sadece eSports için değil bu arada, FIFA için değil. Bu konuda Belçika büyük adımlar atıyor. CSGO'da falan filan, Steam'de, her yerde büyük adımları var. Buradaki olay şu. Bana kalırsa eSports hani özellikle Almanya komünitesini kaybetmemek için Points'te bir indirime ufak da olsa gidebilir bir ihtimal de var. Zaten Reddit'te de bu konuştu. Özellikle hani Almanlar falan çok yazmış. Demiş ki hani, bizim komünitemizi kaybetmek istemeyeceklerdir gibi. Çünkü haklılar. Dediğim gibi burada eSports'un yazdığı şeyler tamamen saçmalık. Hani oyundaki her şeyden oynayarak erişilebiliyor falan gibi. Yani ya profesyonel trader olacaksın. Yani hani ben kasıyorum mesela arkadaşlar. Profesyonel trade yapıyorum. Anca öyle böyle bir takım kurabildim. Yani hani her insanın bu kadar zamanı olmayabilir. Her insan bu kadar marketten anlamayabilir. Yani özellikle zaten ödüllerden falan görüyorsunuz. Hani Foot Champions'ta adam ilk 100'e giriyor ve hiçbir şey çıkaramıyor. Hani dolayısıyla gerçekten oyundaki her şey oyun içinde elde edilebiliyor gibi genel algı olsa da abi gel realiteye vurduğun zaman çıkmıyor ve edemiyorsun. Bu oyunu oynayan 100 kişi olsa 2-3 kişi de zaten iyi kadro var. Gerisinde gerçekten çok kadrolar var arkadaşlar. Eğer iyi kadronuz varsa şanslısınız. Bunu unutmayın. Dediğim gibi böyle bir olay var arkadaşlar. Bakalım ne olacak, ilerleyen günlerde göreceğiz. Geçen sene ben FIFA 19 çıkmadan 4-5 önce demiştim ki hiç paket şansı gelecek diye. Gelmişti. Yine ben bu videoda diyorum ki abi Almanya ve Hollanda'da bu işe dahil olacak ve FIFA burada da bir değişime gitmek zorunda kalacak arkadaşlar. Çünkü burada bir ucu açıklık var. Şimdi gelelim Konya kasa mevzusuna arkadaşlar. Ben burada Team of the Year yatırımlarımı paylaşmıştım Twitter'da. Öncelikle onu söyleyeyim sizlere. Twitter'da ben Team of the Year demiştim ki Once to Watch alın. Once to Watch şu an 20'den 30'a çıktı. Direkt %50 karını zaten. %150 karını koydu abi. Artışını sağladı %150. Onun dışında buradan zaten bir sürü taktik söylemiştim. Bunların hepsi arttı. Alanlara hayırlı uğurlu olsun. Şimdi bir yatırım yapmak isteyenler, parasını değerlendirmek isteyen kardeşlerimiz için bir şeyler söylemek istiyorum. Şimdi oyuna arkadaşlar yeni transferler olabiliyorsunuz ki. Yeni transferler olduğu zaman ne oluyor? Oyuncunun eski kartları artık paketlerden çıkmaya başlıyor. Örnek verecek olursak ben Twitter'dan da yazmıştım. Ben Gelson Martins almıştım Atletico Madrid'den. 1000 coin almıştım. Şu anda 1400 coin'e çıktı. Onun dışında Cedric aldım şu an mesela. Son tepkinde Inter'e transfer oldu. Cedric alabilirsiniz. Onun dışında Kevin Prince Boateng sabah 700'den toparladık. Yeni transferlere bakın arkadaşlar, tamam mı? Yeni transferlere bakın. Mesela bir yerden A takımından B takımına gitmiş ya. Onun A takımındaki olan kartını depolayın abi. Çünkü bunun değeri artacak. Bir, paketlerden artık çıkmayacak. İki, hani bu normal hayatta da böyledir arkadaşlar. Daha üretilmeyen bir şeyin fiyatı artar. Özellikle bu iPhone'ların eski modellerinin daha pahalı olması, arabaların eski modellerinin daha pahalı olması gibi. Dolayısıyla arkadaşlar bu şekilde yatırımlarınızı yapabilirsiniz. Benim aldığım isimler dediğim gibi zaten bahsetmiştim. Kevin Prince, Boateng, Victor Moses, başka kim almıştım? Cedric, Bruno Varela, Benfica'nın kalecisi. Böyle böyle aldım ya. Twitter'da da var arkadaşlar. Twitter'dan daha detaylı bakabilirsiniz. Bugün anlatacağım şeyler bu kadar. Yani ben dediğim gibi şu anda 45 milyon transfer profitim var. 45 milyon transfer karımız var.
Allah kısmet ederse bu seneyi güzel bir transfer kârla bitireceğiz. Bakalım, çok emek verdik. Ama şunu da söyleyeyim, hani asla bu emeği yani hiçbir şekilde hak etmeyen bir oyun olduğunu tekrarına söylüyorum. Çünkü benim aldığım Ronaldo aslında çok daha iyi bir kart. Ama ben bu internet ve bu server yüzünden Ronaldo'yu senin gibi kullanamıyorum. Maalesef böyle bir üzüntüm var. Yani aldığım oyuncuların aslında daha iyi oynadığını bile bile server problemlerinden dolayı kullanamıyorum. Bu gerçekten beni üzüyor. Ama olsun, size bir söz vermiştik. O yüzden kasıyoruz. Bugünkü videomuz sohbet niteliğinde oldu. Size kendi düşüncenizi yazabilirsiniz. Size bir kumar mı paket açılımı? Bence büyük bir kumar, öncelikle onu söyleyeyim. Kendi yorumumu söyleyeyim sizlere. Çünkü o küçüktür %1 olayı falan gerçekten trajikomik bir olay. Hani Totti çıkma olasılığı küçüktür %1. Tamam, ama o Totti çıkma olasılığı, Ronaldo'nun çıkma olasılığıyla Kante'nin çıkma olasılığı aynı değil. Hani neden aynı değil? Şimdi bu kadar Totti çıkıyor. Niye çok fazla Kante var? Niye az Ronaldo var? Çünkü onların da şansları farklı. O zaman onları da bir kıstasa göre belirlemesi lazım. Küçüktür %1'i de bırakmaması lazım. Yani artı 86 mesela. Normal paketlerde bazen diyor artı 86 çıkma olasılığı şu kadar. Peki niye hep 86-87 çıkıyordu? Niye 92-93 hiç çıkmıyor? Çünkü onların da yüzdesi farklı. İşte bu yüzdelemelerde daha net bir prosedüre gidilecektir. Ve aynı zamanda da bu point işleminde gerçekten de bir hani 3 milyon euro inanılmaz bir rakam. Yani burada bir indirim ekselerde çok zarar çektiğini sanmıyorum. Bence burada bir indirim en makul olacak şeydir. Çünkü dünya genelinde sadece Türkiye değil, çoğu ülkede bir kur kaybı var. Hani gerçekten oyun Amerika, Kanada, Almanya, euro ile geçen yerler dışında oynamak çok ya gitgide daha da zorlaşacaktır. Çünkü genel bir kur düşüşü, ekonomik batış var arkadaşlar maalesef çoğu ülkede. Bundan dolayı bu konuda da bir değişiklik olursa gerçekten tatlı olacaktır. Biliyorsun sene başına FIFA'ya iyi yaslamıştık. Yani 200 liraya FIFA aldık arkadaşlar. Böyle bir vaka yok. Eğer sen 200 liraya aldıysan yoruma yaz abi. Kendini göster ya. Kim aldıysa 209 liraya sene başına bir taktik vardı ya. Yazın abi. Yorumların hepsini okuyacağım. Bugünkü videomuzda bu kadar olsun. Umarım dediğim gibi zamanınız güzel geçmiştir. Beğenmeyi, paylaşmayı, yeniyseniz de abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yarın öbürsü günü falan güzel videolar gelecek. Bir sohbet yayını da açabiliriz bir akşam. Konuşuruz hep birlikte. Hadi Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.